Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz bir bebek patiği. Yapılışı gerçekten çok kolay ve çok zevkli bir model arkadaşlar. İki şişle örülüyor ve dikişsiz olarak tamamlanıyor. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için değerli. Ölçüsünü vermek istiyorum. Taban uzunluğu yaklaşık olarak 10 cm. 3-6 ay arası bebekler için uygun. Ama sizler bu patiği daha büyük bedende örmek isterseniz, yan duvarları örerken bu bölümü biraz daha uzun tutarsanız istediğiniz taban uzunluğunda patik elde edersiniz. Ben patikleri örmek için ince bir pamuk iplik ve 3 numara şiş kullandım. Siz daha kalın iple, daha büyük numaralı şişle ördüğünüzde aynı ölçülerle daha büyük patik elde edersiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. 50 gramı 165 metre olan %60 pamuk, %40 akrilik olan iplerden kullandım. 25 gram yeterli. Belirttiğim gibi örmek için 3 numara yuvarlak şiş kullandım. Ayrıca birkaç ayraç, bir makas ve bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Patiği örmeye üst bölümden başlıyoruz. 15 ilmek alıyoruz. Önce burun kısmını örüyoruz. Daha sonra taban ve yan bölümleri örüyoruz. En son olarak da arka topuk bölümünü örerek dikişsiz olarak patiği tamamlıyoruz. Toplam 15 ilmek alarak patiği örmeye başlıyorum. Üst bölümden örmeye başlıyoruz. Önce burun kısmını öreceğiz. Toplam 11 sıra haroşa öreceğim. Haroşayı hem ön yüzde hem de arka yüzde düz olarak örüyorum. Burası örgümüzün arka yüzü olacak. İlk ilmeği düz örerek başlıyorum. Son ilmeğe kadar düz örelim. Son kenar ilmeği ters örüyorum. Birinci sırayı tamamlayıp döndüm. İkinci sırada düz ilmeği, yani kenar ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Son ilmeğe kadar düz örmeyi sürdürüyorum. Son kenar ilmeği ters örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 9 sıra daha örelim. Tekrar birlikte olacağız. Toplam 11 sıra haroşa ördüm. Başlangıç ipi sol tarafta. Burası örgümüzün ön yüzü. Haroşa diş sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş. Şimdi modeli başlayarak burun için ilmek artırmaya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmekle birlikte 6 ilmek örmüş oldum. Orta bölümdeki 3 ilmeği düz örüyorum ama daha önce 1 ilmek artış yapıyorum. İpim arka tarafta, şöyle şişimin üzerinden geçirerek bir artış yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde bir artış yapıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Son ilmek de kenar ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Son kenar ilmeği de ters örerek modelin birinci sırasını tamamladım. Dönüyorum. Kenar ilmekten sonra yine 5 ilmek haroşa örüyorum.
artırmış olduğum ilmeği düz öreceğim. Çapraz düz örüyorum. Gizli artış yapmış olacağım. Ön taraftaki kanadına şöyle batıyorum. Bu ilmeği düz ördüm. 3 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3. Yine artırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Öndeki kanadına şöyle batıyorum. Çapraz düz ördüm. Tekrar 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. 14. sıraya başlıyorum. İlk başta örmüş olduğumuz kenar ilmekten sonraki bu 5 ilmekten sonra artış yapacağım. Yine burada da yine son 6 ilmekten önce bir artış yapacağım. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz ön yüzde arkadaşlar. Buradaki ilmek sayıları değişmeyecek. Yani kenar ilmekleri saymadığımız zaman 5'er ilmek haroşa örmeyi sürdüreceğiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi yine artış yapacağım. Artışları şişin üzerinden şöyle geçirerek yapıyorduk ama burada ters öreceğim için bu sefer ön taraftan şişi doluyorum. Bir artış yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Buradaki 3 ilmeği örerken 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksildi. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve diğer ilmeği de düz örüyorum. Yine ilmek sayısı 3 oldu. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmekten sonra bir artış daha yapıyorum. İpimi arka tarafa aldım. Şişin üzerinden geçirerek doladım. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. 15. sıraya başlıyorum. Yine 5 ilmek haroşa örüyorum. 1'deki ilmeği çapraz düz örüyorum. Ön kanadını alarak şöyle çapraz düz ördüm. 2. ilmeği de düz ördüm. Buradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeği de ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Önce bu artırmış olduğum ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bu ilmeğin de ön kanadını alarak çapraz düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örerek örgümü sürdürüyorum. 1 kenar ilmeği örüyorum, dönüyorum. 16. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. 2 ön tarafa getirip doluyorum. 1'deki 2 ilmeği ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmek ters örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. İpim arka taraftan şişin üzerine doluyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 kenar ilmeği örüp dönüyorum. 17. sıraya başlıyorum. Beş ilmek haroşa örüyorum önce. 1'lik artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Ön kanadını alarak şu şekilde ters örüyorum. Bundan sonra bu kenarlarda artırmış olduğum ilmekleri ters tarafta hep ters öreceğiz arkadaşlar. 2 ilmek düz örüyorum. Yine 3 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. Bu
Bu ilmeğin şöyle yönünü değiştiriyorum. Artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. 18. sıraya başlıyorum. Modelimiz oluştu. Bu ortadaki modelimizin yan kenarlarında ikişer ters ilmek var. Daha sonra her artış düz olarak devam edecek arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra 5 haroşa ilmek örerek başlıyorum. Arka taraftan şişin üzerinden ipi geçirip bir artış yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra yine burada 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu işlemi her 4. sırada bir kez yapacağız. 1. ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2. ilmeği de düz örüyorum. Yine ilmek sayısı 3 oldu. Yine 2 ters ilmek örüyorum. 1 düz ilmek ördükten sonra bir artış yapıyorum. 5 haroşa örüyorum. 1 kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. 19. sıraya başlıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 artırdığım ilmekle birlikte 2 ters ilmek ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters, yine 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ördüm, artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum, 2 ilmek ters örmüş oldum. 5 ilmek haroşa örüyorum, kenar ilmeği de ters örerek sırayı tamamlıyorum. 20. sıraya başlıyorum. 20. sırada yine kenar ilmekten sonra 5 haroşa ilmek örüyorum. Artış yapıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Yine ortadaki 3 düz ilmeği örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra bir artış da bu tarafta yapıyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. 1 kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlıyorum. 21. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 artırdığım ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Yine 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 kenar ilmeği örüp dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Her ön yüzde haroşa ilmeklerden sonra burada da haroşa ilmeklerden önce artış yapıyoruz. Artışları ters tarafta ters örüyoruz arkadaşlar. Yine buradaki modelimizi de her 4. sırada tekrarlıyoruz. Şimdi bu sırada 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirerek kahve çekirdeği modelini çalışacağız. Örgümüzü sürdürelim. Tekrar birlikte olacağız. İlk başlangıç sırasından itibaren toplam 37 sıra ördüm.
Şişimdeki bütün ilmek sayısı da kenar ilmekler dahil 41 ilmek oldu. Şimdi bu taban bölümünü çalışmaya başlayacağız. Burada ayrım yaparak göstermek istiyorum. 16 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu tarafta da 16 ilmek sonra bir ayraç yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu ayraçlardan sonra kenarlardan ilmek eksilterek run kısmını oluşturacağız. Yeşil ayraca kadar örmeye devam ediyorum. Haroşa ilmekler dışında diğer ilmekleri düz örüyorum. Buradaki ters ilmekleri de düz örerek ayraca kadar örmeyi sürdürüyorum. İkinci ayraca kadar ördüm. Şimdi bu ayraçtan sonraki iki ilmeği birlikte öreceğim. Dönüşte de bu tarafta ayraçtan sonraki iki ilmeği birlikte örerek bu şekilde bu tarafta burun kısmını oluşturacağız. Ön tarafta iki ilmeği birlikte örerken ters örüyoruz arkadaşlar. İpi ön tarafa aldım. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ben ilmeği şöyle üstten doluyordum. Bu sefer alttan doluyorum daha sıkı olması için. Şu şekilde dönüş yapıyorum. İpimi arkada bu ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri ters örüyorum. Toplam 10 ilmek ördüm. 11. ve 12. ilmeği birlikte öreceğim. Ters tarafta bu ilmekleri düz örüyoruz. İpi arka tarafa alıyorum. Düz örerken her iki ilmeğin arka kanatlarını alarak şu şekilde düz örüyorum. Bu tarafta da yine bir ilmek eksilttim. Tekrar dönüş yapıyorum. İpim önde. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıp ipi geriye alıyorum. Devam ediyorum düz örmeye. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördükten sonra 11. ve 12. ilmeği birlikte öreceğim. Ön tarafta olduğumuz için ipi öne alıyorum. Her iki ilmeği birlikte ters örüyorum. İpi alttan geçiriyorum. Tekrar dönüş yapıyorum. Kenar ilmekle birlikte 10 ilmek örüyorum. Birinci ve 12. ilmeği birlikte düz örüyorum. Arka kanatlarını alarak şu şekilde. Tekrar dönüş yapıyorum. İpi geriye alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmek düz örüyorum. Birinci ve 12. ilmeği ters örüyorum. İpi alttan alarak ters örüyorum. Dönüş yapıyorum. İpim arkada, kenar ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmekle birlikte 10 ilmek ters örüyorum.
11. ve 12. ilmeği düz örüyorum. Arka kanatlarını alarak dönüş yapıyorum. Bu şekilde örerek son ilmeklere gelene kadar devam edelim. Son ilmekleri birlikte kapatacağız. Aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüzü sürdürelim. İlmekleri kapattım. Kenarda birer tane daha ilmek kaldı. Şimdi bunları da kapattıktan sonra yan taraflardan ilmek alarak hem tabanı hem de yan tarafları örmeye başlayacağız. Ön taraftan devam ediyorum. Son ilmeği kapatacağım sol tarafta. Son ilmeği kapatıyorum. Dönüyorum. Burada da son ilmeği kapattıktan sonra ilmek almaya başlayacağım. Son ilmeği kapattım. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. Şimdi ilk olarak sol taraftan ilmek çıkartacağım. Daha sonra örüp gelip bu taraftan ilmek çıkartacağım. Buradaki sıra başlarındaki bu başakların arka kanatlarını alıyorum. Şu şekilde alacağım. Ve ilmek çıkartacağım. İlk ilmeğimiz bu. İpi ön tarafa geçiriyorum. Buradan ilk ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sırayla ilmek atlamadan devam ediyorum. Dokuzuncu ilmeği alacağım. Burada açıklık oluşmaması için hem arka kanadını hem de ön kanadını alıyorum. Toplam 19 ilmek ekledim. Dönüyorum. Buradan örerek buraya kadar geleceğim. Buradan da aynı işlemi yaparak ilmek toplayacağım. 19 ilmek ekledim. Buradaki kenar ilmekten sonraki 5 ilmeği haroşa olarak örmeyi sürdüreceğim. Yine bu modeli burada yan kenarlara da uygulayacağız. Önce kenar ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu 5 ilmek haroşa olarak devam edecek. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Modeli kurmuş oldum. Şimdi burada taban ilmeklerine kadar kalan 3 ilmeği de düz örüyorum. 1, 2, 3. 19 ilmeği bu şekilde ördüm. Taban ilmeklerini düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Şimdi bu taraftan da yine 19 ilmek alarak yan bölümü örmeyi sürdüreceğim.
Burada ilmek alırken tek şişi kullanmamız zor olacağı için şu şekilde şişimi çıkartıyorum ve ilmek almaya başlıyorum. Burası ön yüz olduğu için buradaki bu zincir şeklindeki ilmeklerin kendimizden taraf olan kanatlarına batarak ilmek alacağız. İlk ilmeğimiz bu. Bu ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bu şekilde toplam 19 ilmek alalım. Sekiz ilmek aldım. 19. ilmeğimizi alırken buradaki köşedeki ilmeğe de şu şekilde batarak ilmek alacağız. Daha düzgün durması için bir tığ yardımıyla bu işlemi yapıyorum. Son ilmeğe batıyorum. Hemen köşeye de batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Toplam 19 ilmek aldım. Dönüyorum. Ters taraftan modelin kurgu işlemini yapacağız. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Toplam 5 ilmek haroşa örüyorum. İlmeklerin yönü ters geldiği için arka kanatlarını alarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmek düz örüyorum. Yine kenarda kalan 3 ilmeği de ters örüyorum. Ters taraftan modeli kurmuş oldum. Devam ediyorum. İlmeklerimi sol şişe geçiriyorum. Buradan da sağ şişimi çıkartıyorum. Birkaç sırayı bu şekilde örmemiz gerekecek. İlmekleri görüldüğü şekliyle örmeyi sürdürüyorum. On bir ilmek taban ilmekleri. Şimdi burada üç ilmek ters. Devam ediyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek haroşa, 1, 2, 3, 4, 5, kenar ilmeği de ters örüyorum. Dönüş yapıyorum. Ön taraftayız. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Burada istediğiniz uzunlukta taban örebilirsiniz. Ben burada 1, 2, 3, 4 boğum çalışacağım modelimizi. Eğer siz daha uzun bir taban, daha büyük patik çalışmak istiyorsanız burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Devam ediyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Buradaki 3 düz ilmekten üçüncüsünü diğer 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği de düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Düz örmeyi sürdürüyorum diğer tarafa kadar.
Bu şişimi çıkartıyorum. Diğer şişi yerleştiriyorum. Sırada 3 düz ilmek var. Bir, iki, üç düz ilmek örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Burada yine üç ilmekten üçüncüsünü diğer iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği de düz örüyorum. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 ilmeği ters örüp sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Yani ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyorum. Tekrar sol şişi yerleştirirken sağ şişi çıkartıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örmeyi sürdürüyorum. Sıra sonundaki 5 haroşa ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir gidiş bir de dönüş sırası ördükten sonra yine modelimizi burada devam ettireceğiz. Başta da belirttiğim gibi taban uzunluğu ne kadar istiyorsanız bu örgü boyunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben belirttiğim gibi 1, 2, 3, 4 kez modeli çalışacağım. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Yan duvarı örme işleminin sonuna geldim. Model bölümünde 1, 2, 3 kez ilmek kaydırdım. Şimdi 4. ve son ilmek kaydırmayı yaparken topukta da 4 ilmek eksilteceğim. Önce kenar ilmekten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Burada 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden kaydırıyorum. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek artırıyorum. 2. ilmeği de düz örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi 2 ilmeği birlikte düz örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp 3. kez ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Ve 4. kez eksiltme yapıyorum. Kalan 3 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ters. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek artırıyorum. Ve 2. ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum.
kenar ilmeği ters örüp dönüş yapıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle arka tarafta örüyorum. Şimdi topuk bölümünü örerek kapatacağız. Kenardan ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu taraftan da 19 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. 2 ayraç arasında 2, 4, 6, 7 ilmek olacak. Burası topuk bölümü. Haroşa ilmekler dışındaki ilmekleri düz öreceğim. Bu iki ayraç arasında modele başlayacağım. Önce 5 ilmek haroşayı örüyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Ayraçtan sonra 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, sıradaki 3 ilmeğin 3.sünü diğer 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Birinciyi düz örüyorum, 1 ilmek artırıyorum, 2. ilmeği de düz örüyorum. Ayraca kadar olan 2 ilmeği ters örüyorum. Buraya model başlamış oldum. Bu bölüme çalışıyoruz. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte örerek buradan da ilmek eksiltmeye başlayacağız. Ön tarafta olduğumuz için 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. İpi alttan geçiriyorum şu şekilde. Dönüyorum. Kenar ilmekten sonraki 2 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Bu ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Ters tarafta olduğumuz için düz örüyoruz. İlmeklerin arka kanatlarını alarak bir ilmek düz örmüş oldum. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki 3. ilmeği sıradaki ilmekle birlikte ters örüyorum. İpi alttan geçiriyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ördükten sonra 3. ilmekle bir ilmek daha alıp birlikte düz örüyorum. İlmek eksiltiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sıradaki 3 düz ilmekten 3.sünü diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2. ilmeği de düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ters örüyorum. 1 ilmek daha eksilttim. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra 3. ilmek ile
Bu da yan taraftan aldığım ilmeği birlikte düz örüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde ilmek eksiltmeyi sürdürüyoruz. Kenarlarda 6'şar ilmek kalana kadar bu gösterdiğim şekilde ilmek eksiltmeyi sürdürelim. Kenarda kenar ilmek de dahil olmak üzere 6'şar ilmek kaldı. Şimdi bu ilmekleri de eksilteceğiz. Eksiltmeye başlamadan önce bu modelin üzerine de haroşa örmeye başlayacağız. Aynı zamanda da ilmek eksiltmemizi sürdüreceğiz. Kenar ilmekten sonra ilmekleri düz örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örerek devam edeceğim. Bu ilmek ile ilk haroşa ilmeği birlikte ters örüyorum. İlk haroşa ilmeği eksilttim sol kenarda. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Son ilmeği bu taraftaki haroşa ilmekle birlikte düz örüyorum. Bu kenarda da bir ilmek eksilttim. Dönüş yapıyorum. İlmeği örmeden kaydırıyorum. Haroşa örmeyi sürdürüyorum. Son ilmeği yine bu taraftan bir haroşa ilmek alarak düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. Haroşa örüyorum. Son ilmeği yine bu taraftaki bir haroşa ilmekle birlikte düz örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Son ilmekler kalınca tekrar birlikte olacağız. İlmekleri eksilttim. Bir ilmek sağ kenarda, bir ilmek de sol kenarda kaldı. Bunlar kenar ilmekler. Şimdi bu ilmekleri eksilterek bütün ilmekleri kapatacağız. Önce sol kenardaki ilmeği eksiltiyoruz. Haroşa örerek devam ediyorum. Son ilmekleri birlikte düz örüp dönüş yapıyorum. Bu sırada bütün ilmekleri kapatarak devam edeceğiz. En son ilmeği de bu sırada kapatıyoruz. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bu ilmeği üzerinden geçirerek kapatıyorum. Sırayla haroşa örüp ilmekleri kapatıyorum. Son iki ilmeğe kadar bu şekilde devam edelim. Son iki ilmek kaldı. Bunlar birlikte örerek kapatacağımız ilmekler. Önce bu iki ilmeği birlikte şu şekilde normal düz örüyorum. Şişimdeki ilmeği üzerinden geçirerek kapatıyorum. Bütün ilmekleri kapatmış oldum. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa oldu. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirerek sabitliyorum. Şimdi ipleri iç tarafta gizleyeceğim ve işlemleri tamamlamış olacağım. İlk başlangıçtaki ipi içeride gizledim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde son kesmiş olduğum ipi de burada gizleyeceğim. Önce buradaki ilk ilmeğin altından şöyle geçiriyorum ipi. Burayı kapatmış oldum. Şöyle daha düzgün kapandı. Daha sonra ilmekler arasında yürütüyorum.
fazlalığı da kesiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi oldukça şık ve kullanışlı bir bebek patiği oldu arkadaşlar. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.